Sıradaki başlığımız. Bâb-u tekbiri, tekbir almak, indel harbi, harp esnasında. Bunun numarası kaç? Bir sonraki oldu. Ben de biliyorum bir sonraki oldu. 2830. Haddesena Abdullah ibn Muhammed'in, bize Abdullah bin Muhammed anlattı. Haddesena Süfyanu, bize Süfyan anlattı. An Eyyub'a, o da Eyyub'tan. An Muhammed'in, o da Muhammed'ten. An Enes'in radıyallahu anhu, o da Enes'ten. Allah kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Sabbahan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabahladı. Sabbahan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme Haybara. Haybere sabahladı. Yani sabah vakti Haybere yanaştı Resulullah. Gelişini gizli tuttu. Yolculuğunu gece yaptı, orduyu gece intikal ettirdi, sabah vakti onlara sürpriz yaptı. Bunlar Resulullah ve esnada nasıl davranıyor? Tam bir askeri komutan olarak davranıyor. Alması gereken tedbirleri, stratejik olarak yapması gereken vakitlemeyi, yol güzergahı bakımından, düşmana saldırının vaktini tayin bakımından, bunların hangi üstünlükler ile yürütülmesi gerektiğine dair, orduyu toplu halde mi, bölük bölük mü ilerletmek, bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın bize yüklediği sorumluluk. خُذُوا حِذْرَكُمْ فَنْفِرُوا ثُبَاتٍ اَوْ اِنْفُرُوا جَمِيعًا. Tedbirinizi alın, ister bölük bölük ayrı ayrı intikal edin, ister toplu halde. Yani şöyle diyemeyiz, biz Allah yolundayız, Cenab-ı Hak bizi korur, o bakımdan çıkıyoruz meydana, gidiyoruz, hiçbir şey yapamazlar, rahat olun. Ya tedbir alalım, şöyle edelim, böyle edelim, uydu uzaya fırlatalım, oradan şöyle bilgiler alalım, etrafı yoklayalım. Ya gerek yok bize, biz Allah yolundayız diyemeyiz. Bu olsa olsa şeytana kapılmak ve şeytana aldanmak olur. Çünkü Allah'ın emri ortada. Kuvveti hazırlamak, bilgiyi hazırlamak, hatta bu anlamda düşmandan bilgi sağlamak, Resulullah'ın gözcülerini düşünün değil mi? Her türlü stratejik tedbire bu süreçte başvuruyordu. Mühimmatın hazırlığından tutun, savaşın yapılacağı alanın seçilmesine varıncaya değin ve ordunun konumlandırılmasına kadar. Bu bakımdan Resulullah bu ya, bu da Allah'ın peygamberi, bu da bu tür tedbirlere başvuruyor mu? Bunları yapıyor mu derseniz, bunlar Allah'ın emri, çünkü yaşadığımız zeminde biz sınanıyoruz. O yüzden rızkımızın da peşinde koşacağız, gayretimizi ortaya koyacağız, savaş içinde her türlü hazırlığımızı yapacağız. Ama bileceğiz ki elimize geçen Allah'ın takdir ettiği kadardır. Gelen muzafferiyet sonuç ancak Allah Azze ve Celle katındandır. Biz sadece bize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Sabbahannebiyyü, dolayısıyla Hayber Medine'ye saldırı hazırlığını sürdürünce ve diğer Arapları da Medine'ye saldırmak üzere, özellikle Hudeybiye sonrası müminlerin, Medine devletinin, Resulullah'ın başında bulunduğu site devletin artık zayıf düştüğü ve yok etmenin, ortadan kaldırmanın tam zamanı olduğu propagandasıyla harekete geçince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, daha önce konusu geçmişti, Abdullah bin Ravaha ile uyardı. Haber alıyoruz, bize karşı saldırı hazırlığındasınız, vazgeçin. Umursamadılar, bu girişimi bile zafiyetin ve korkunun tecellisi saydılar. İyice hızlanınca onlar, Resulullah orduyu toplayıp gizliden Hayber'in dibine kadar geldi. Ve yolculuğunu gece gerçekleştirdi, sabah vakti Hayberliler وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِ عَلَى اَعْنَاقِهِمْ, omuzlarına atmışlar belelerini, tarlalarına
Giderken o kadar habersizler, karşılarında Hazreti Peygamber'i ve ordusunu gördüler. Allah Azze ve Celle benzer bir üstünlüğü İslam'a, Müslümanlara karşı düşmanlık sergileyen, başta Yahudiler olmak üzere, çünkü Cenab-ı Hak onları ilk sıradan andı. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ Bu Siyonistler yani. Ve onların adamları olan, ne kadar varsa evangelist, şusu busu, bunlara karşı müminlere böyle bir üstünlükle onlara sürpriz yapacağı günleri inşallah yaşatsın. Öyle hazırlıkları olsun, öyle üstün teknolojileri olsun ki bir anda şaşa kalsınlar. İşte geçenlerde, dün müydü, Alman gazetelerindeki Türkiye'nin SİHA konusundaki savaş üstünlüğüne dair yazılar buna benzer bir şeydi. Sürpriz oldu onlar açısından. Umarım bütün alanlarda benzer üstünlüğe ümmet olarak kavuşuruz da o zaman işte dünyanın neresinde olursa herhangi bir zulüm bir Müslümana karşı, hatta gayrimüslimine karşı müminlerin şöyle ederek bir ultimatomla hiç gitmeden yerine durun bakayım dediğinde caydırıcı olsun. İşte özlenen tekrar geçmişimizde özellikle ecdadımızın uzun yüzyıllar boyu yeryüzünün geniş coğrafyasında, kıtalarında sağladığı o üstünlüğe benzer şekilde ilahi kelimetullah uğrunda müminlerin tekrar bir ve beraber olabilmesi, ümmetin tekrar bu üstünlüğüne hem askeri bakımdan, hem iktisadi bakımdan, hem beşeri güç bakımından, çünkü inançlı insanlardan daha güçlü bir kimse, daha güçlü bir topluluk olamaz. İşte Resulullah'ın Hayber'in önündeki vaziyeti bu. Görünce وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي عَلَى اَعْنَاقِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا Bir görünce dediler ki هَذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ Bu Muhammed'dir. Bu onun askerleridir. Dehşete kapıldılar. Muhammedun vel Hamisu diye Hayber'in içine doğru kaçıştılar. Felecu ila'l Hisni ve hemen kalelerine sığındılar. Ferafa'en Nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem yedeyi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırıp وَقَالَ فَدِدِ ki اللّٰهُ أَكْبَرْ خَرِبَتْ خَيْبَرْ اللّٰهُ أَكْبَرْ Yani Allah en üstün, en büyük, en yüce Hayber dağıldı gitti. Hayber perişan oldu yahut olsun, dağılsın, bozguna uğrasın diye Allah Azze ve Celle'nin namını yüceltirken bu İslam düşmanı merkezin artık yerle bir olacağı zamanın geldiğini ilan etti. Nerede? Kıyısında, dibinde. Onlar kalelerine sığınmışken Allahu Akbar haribet haybar. Şimdi bunun diyetini ödemeye, şimdi bunun tazminatını ödemeye bazıları hevesli, hem de ümmetin parasıyla ödemek istiyorlar. Yahudilerle ilişkilerini kurup, hani birisi geçen şeye benzetiyordu, işte bilmem kim kimle gayrimeşru ilişki yaşıyormuş da bilmem ne kadar çocuğu varmış da falan, sonunda evliliğe karar vermişler. Bunu veriyor, girişte dedim ya bu böyle bir yani yazar değil, böyle bir şey yazmazdı bu adam. Diyor ki işte bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le olan ilişkisine benziyor. Her türlü ilişkileri vardı, çocukları da vardı, bilmem neleri vardı, gizliyorlardı. Şimdi evliliklerini ilan ettiler. Bunlar zaten bunların uzantıları olan, bunların tesiri ve nüfuzu altında oralarda, oradaki ümmetin üzerine çöreklenmiş dikta unsurlar. Halkın iradesinin önünü kesen ve halkın değerlerini gün be gün yozlaştırabilmek için dıştan müdahalelerle
yeraltı, yerüstü zenginliklerini batıya peşkeş çeken 3-5 aileden ibaret. O bakımdan bu yaptıkları süreçte, ilişkileri düzeltme sürecinde bugünün, dünün, son 50 yılın şeyini değil, ta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından kalan Hayber'in tazminatını ödemeyi bile dillendiriyorlar. Burada bir artık yani neyse, peki devam ediyorum. Sabbahan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme Haybara ve kad haracu bil mesahi ala anaqihim. Felemma ra'awhu qalu, dediler ki hada Muhammedun vel khamisu. Halbuki hatırlıyorum, Filistin'de gençler böyle şey yaptıkları zaman, yürüyüş vesaire yaptıkları zaman bağırırlardı. Haybar, Haybar ya Yahud, Ceyş Muhammed sevfe yaud. Hayber'i, Hayber'i hatırla ey Yahud, Muhammed'in ordusu tekrar dönecektir diye. Şimdi o gençlerin yerine öyle soysuz bir nesil yetiştirmeye çalışıyorlar ki, bu özellikle internet çağında, şehvetler tuzağında onları işte alkol ile, gece hayatıyla, müzik ile, dans ile, teşhir ile, çıplaklık ile bambaşka bir zemine taşımaya, atalarından, ecdadından, değerlerinden ve özellikle dininden uzaklaştırarak Yahudinin böyle eline ve tuzağına düşürmeye çalışıyorlar. Bunun zamanı geldi düşüncesindeler ki, olmalılar ki bunu artık haremin bulunduğu, harem-i şerifin bulunduğu Hicaz topraklarında bile uygulamaya koydular. Allah Azze ve Celle bu planlarını da ve umutlarını da her zaman inşallah boşa çıkarır, geçmişte boşa çıkarırdı. Yine boşa çıkaracaktır diye ümit ediyorum. İnşallah şimdi de aynı manzara olur. Onların ummadığı galip gelip düşündükleri bir anda Allah onların karşısına inşallah yenilerini çıkarır. Çok güzel bir benzerlik kurdunuz. Hayber'de de böyle bir heyecana girmişlerdi. Özellikle Hudeybiye'nin haberi gelince, anlaşma maddelerini görünce Yahudiler dediler ki Muhammed çok kıstırılmış. Bir insan böyle şey imza atmaz. Demek ki çok kötü durumda. Dağıldı dağılacak, etrafındakilerin de morali bozuk. Attıkları maddelerde, imza attıkları maddeler etrafında Hazreti Ömer'e bile işte böyle tesiri olmuş vesaire. Tam zamanı dediler. Dolayısıyla iştahlarını tam kabarttıkları, tam en çok ümitlendikleri bir dönemde Hayber'i kaybettiler. Oradan Mehmet abi teşbih yaptı ki şimdi iştahlarını en çok kabartan, artık yarımadaya, yarımadanın etrafındaki işte diğer emirliklere vesaire tamamıyla hakimiz. Hiçbir zaman sonuca bu kadar yakın olamadık. Nil ile Fırat arasını artık tamamıyla kaplayacak. Çünkü Irak dağılmış, Suriye çözülmüş. Artık neredeyse Suudi Arabistan'ı bile dize getirecekler. Onu bile biat ettirecekler kendilerine. Diğer Arap ülkeleri artık kendilerine biat etmiş, onları yüceltmiş. Esas bağlı bulundukları coğrafyadan, Anadolu'dan kopmuş, hatta düşman hale gelmişler. Bu hakikaten sonuca en yakın oldukları bir resim gibi gözüküyor. Ama dileriz Allah Azze ve Celle tam da kendilerini böyle zannettikleri bir anda, ki Hayber'de de öyle zannetmişlerdi geçmişte, bir anda ana üslerini kaybettiler. Yarımada'daki Hayber Yahudilerin en temel üsleriydi. Ondan önce Medine'yi kaybettiler, sonra Hayber'i de kaybedince artık Yarımada'da tutunamadılar. İnşallah yakın bir zamanda da içine girdikleri Filistin topraklarını, işgal ettikleri Filistin topraklarını kaybeder ve Orta Doğu'dan defolup giderler. Sabbahan Nebiyyü sallallahu aleyhi, okudum buraları. Feleca'u ilel hisni, kalelere sığındılar.
فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırdı. وَقَالَ اللّٰهُ أَكْبَرْ خَرِبَتْ خَيْبَرْ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ Biz bir kavmin sahasına inersek, فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ O zaman uyarılmışların yapmayın, etmeyin, haddinizi bilin. Müminlere taarruz etmeyin. Müminlerin yurtlarını işgal etmeyin, ırzlarına saldırmayın. Namuslarına göz dikmeyin, mallarına göz dikmeyin. Yeraltı, yerüstü zenginliklerini sömürüp durmayın. İkaz edilip durulduğu halde ki Hazreti Peygamber demin söyledik, Abdullah bin Ravaha'yı gönderip uyardı kendinize gelin diye. Ama uyarıldıkları halde hayır biz saldıracağız, sizi yok edeceğiz ve her türlü varlığınıza taarruz edeceğiz, ele geçireceğiz diyenlerin bu mütekebbir, bu haddini bilmez, bu başkasına hayat hakkı tanımayan, özellikle müminlere hayat hakkı tanımayan kimselerin akıbeti, sabahı ne kötüdür. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayetten iktibas ettiği ve muazzam bir meydan okuma. اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَحَّةِ قَوْمٍ Biz inersek bir kavmin sahasına o kavim perişan olmuş demektir. Bazen bu işte Ertuğrul vardı, şimdi yenisi herhalde çıktı. Bazı bölümlerini izlemişim, sürekli değil ama bazı böyle savaş sahnelerinde buna benzer ifadeler kullandıklarını, özellikle tekbir eşliğinde, Allah Azze ve Celle uğrunda ve şehadet özlemiyle, bunlar harika şeyler. Bunlar bir gençliğin damarlarına girdiği zaman, ruh dünyasına, şuur dünyasına tesir ettiği zaman, İşte o zaman ne Temmuz'un 15'inde bir şey başarabilirsiniz, ne başka bir zaman elinize bir şey geçmez. Ama bir millet kendi özünü, kendi dinini, kendi aslını ve asaletini kaybederse, o zaman kalkıp Hayber'in tazminatını ödemeyi bile bu kadar düşebilir, bu kadar alçalabilir, bu kadar aşağılık olabilir. Dolayısıyla olay kanda değil, olay genlerde de değil, olay ruhta, olay imanda. Çünkü nice genleri, soyu çok asil olandan kötüler peydah oldu. Nice kötülerin soyları, genleri yani kötü kimselerin nesillerinden son derece mümin, muvahhid kimseler peydah oldu. O bakımdan bizim ırkla, genle, ondan sonra Türklükle, Araplıkla, ne bileyim Farslıkla bunlarla bir alakamız yok. Biz Allah'ın Resulü'nün dediği gibi kullukum min Adem, hepiniz Adem'densiniz ve Adem'u min tin. Adem de topraktandır. İnne akramakum indallahi atkakum. En değerlimiz Allah'tan en çok sakınan, onu en çok seven ve sayan kimse. فَلَجَعُوا اِلَى الْحِسْنِ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Dolayısıyla bu Yahudilerden bile iman edenler, Müslüman olanlar bizim öz ve öz kardeşlerimiz. Hatta aramıza katılmış olmaları itibariyle biz onlara pozitif ayrımcılık da uyguluyoruz. Öyle değil mi? Daha çok seviyoruz. İman etmemiş olsa olmayanları bile eğer bize karşı düşmanlıkları yok ise kendi dinlerinde, değil mi? Onlarla da bir problemimiz yok. Mesela Siyonist tarafa kaymayan, müminlere düşmanlığı, müminlere saldırıyı, İslam topraklarına ve İslam'ın kadınlarına, kızlarına, yurtlarına saldırmayı düşünmeyen, barış içerisinde olan, değil mi? Biz onları özbeöz yurdumuzda kabul ettik, yaşattık, komşu olduk, misafir olduk, imkanlar sunduk, ticaret yapmalarına, çalışmalarına en zenginlerimiz oldular, hiç umursamadık. Böyle bir sıkıntımız yok. Bizim yani Allah Azze ve Celle'nin kulları olarak barış içerisinde bambaşka renklerde, düşüncelerde, inançlarda hatta birlikte yaşamanın en güzel örneklerini Resulullah'tan öğrendiğimiz, onun Medine site devletinde oluşturduğu o çok hukuklu nizamı biz zaten tatbik ede geldik. Ermenileri ondan sonra kardeş bildik, Yahudileri kardeş bildik ve diğer
Hristiyanlar ve başka milletlerden raiyenin içerisinde, tebaanın içerisinde bambaşka topluluklar huzur ve barış ikliminde bir arada bizimle birlikte yaşadılar. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Bunlara güzel örnekliğimiz dolayısıyla peyderpey Müslüman olanları oldu. Ama hiçbir zaman zorla, baskıyla, kılıçla, cebirle onları İslamlaştırmayı, dillerini değiştirmeyi, isimlerini değiştirmeyi, sömürmeyi aklımızdan geçirmedik. O bakımdan bugünkü Batı medeniyetinin çirkin yüzünü şöyle bir araladığınız zaman, dünkü Afrika'da, dünkü Avrupa'daki örnekleriyle bunlar hakikaten bırakın Hristiyan olmayı, bunlar insanlıktan bile nasipsiz sömürgecilerden ibaretler. O bakımdan Müslümanlara adavet düşünmeyen kimselerle hiçbir sıkıntımız yok. Filistin'de de yaşayabilirler, değil mi? Suriye'de de yaşayabilirler, İstanbul'da da yaşayabilirler. Cenab-ı Hak onlara iyilik etmemizde de herhangi bir sakınca görmedi. Yani estağfirullah billah ne dedi Cenab-ı Hak? Eğer sizi yerlerinizden, yurtlarınızdan sürmüyor, size saldırmıyorlarsa en tuksitu ileyhim, onlara doğru davranmanız, düzgün davranmanız ve iyilikte bulunmanızda herhangi bir sakınca yok. Ayetler, bu peş peşe gelen ayetlerde Allah Azze ve Celle sadece düşmanlık edenlerle problemimiz var. Dolayısıyla temel ilkemiz فَلَا عُدُوَانَ اِلَّا عَنَ الظَّالِمِينَ. Zalimden gayrısına düşmanlığımız yok. Yoksa kimseyi kendimize benzetmeye, kendi dilimizi konuşmaya zorlamaya, kendi inancımızı inanmaya mecbur etmeye, böyle bir akidenin parçası da değiliz, dinimiz de böyle bir din değil. لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. Dinde herhangi bir ikrah ve zorlama söz konusu değil. İşte zalimliğe yönelmiş, müminlere saldırmaya hazırlık yaparken Resulullah ansızın onları gelip yakaladı. Allahu Akbar haribet Haybar. Diyor ki ve asbahna humuran ve asabna humuran, bazı eşekler ele geçirdik. Fatabahnaha, onları pişirdik. Fenada munadi nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin münadisini duyduk, sesleniyordu. اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُورِ. Allah ve Resulü sizi eşeklerin etini yemekten nehyetti. فَاُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا. Bunun üzerine bu yasak gelince, kaplarda ne kadar pişirilmiş eşek et varsa ters yüz edildi, döküldü, yemediler. Hani bunları en azından yiyelim demediler. Resulullah'ın nehyiyle birlikte bundan vazgeçtiler. Tabi Hayber esnasında yaşanan bu hadisede bu ele geçirdikleri eşeklerden ötürü mü, yani bunları salıvermek. Çünkü bu arada onlarla yapılan belli anlaşmalar, belli irtibatlar var. Bu savaş sahası içerisinde alınan bir tedbir mi, yoksa genel bir tedbir mi? Bunu bu rivayetten en azından sonuçlandıramıyorum. Ama bağlam böyle. Yani o gün orada وَأَصَبْنَا حُمُورًا, bazı eşekler ele geçirdik. فَطَبَخْنَاهَا, ve onları pişirdik. تَبَعَهُ عَلِيٌ عَنْ سُفْيَانَ. Hazreti Ali bunu Süfyan'dan, Ali bunu Süfyan'dan rivayet etmiş. رَفَعَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem يَدَيْهِ. Bu ifade onun mütabaatında geçiyor. Resulullah ellerini kaldırmak suretiyle nida etti. Allahu Akbar, haribet Haybar diye.